Şimdi sadece Macaristan kaldı. Genel değerlendirme yapar mısınız? Senin ilişkiler açısından hem de nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzere yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden, o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine, gerek diğer meclise hepsine gönderdi. Ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Tabii bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Anthony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç, tüm Batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. Ve NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur. Yaklaşımlarında bulundular ve biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Başka? Sayın Cumhurbaşkanı Serdar Erciyen Erdi. Gazze'deki İsrail saldırıları uluslararası adalet civarında İsrail Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor ve bugün karar günü. Lahey'den İsrail'in bu saldırılarına ilişkin soykırım kararı çıkar mı? Onu nasıl yapıyorsunuz? Doğrusu biz tabii çıkacağını bekliyoruz. Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Çünkü Güney Afrika bu Lahey'i filan çok yakından takip ediyor. Ve onların müracaatıyla da zaten oradaki süreç başladı. Şu an itibariyle Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yakın takibi bizler için ayrı bir zenginliktir. Ve onların takibi olsun. Aynı şekilde bizim biliyorsunuz buradan bir hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Ve bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ve şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz. Rasim Turanoğlu, Bret Haber. Buradan yerel yönetim seçimlerine 2 ay kaldı yaklaşık olarak ve Ocak ayı boyunca hem adayları belirlediniz, belirtileri açıkladınız. Şimdi sahaya inme vakti gibi gözüküyor. Nasıl bir seçim güzergahınız var? Biraz bahsedelim. Şimdi yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Ve Eskişehir'i önemsiyoruz. İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak, buralarda da güçlü sesler çıkararak yani Cumhur İttifakı'nın nasıl
31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz. Tamam. Ben de Kaan Kaydemir Tekrar Haber, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Murat Kuruluş'un Halis Kongre Merkezi'nde İstanbul'a yönelik vaatlerini açıkladığı konuyla ilgili bir değerlendirme. Bilmiyorum, lansmanı nasıl buldunuz? Ben izlediğim bölümlerde tamamını izleyemedim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı biliyorsunuz dün. Ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in gerçekten heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına nedenli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da yani bir genel başkanı olarak, bir cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. Ve inanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız. Tamam. Sağ olun. İyi günler.